Çok tatlıyım. Adım Çakıl. Aynen. Merhaba, bugün kanalımda Cansu'yu getirdim. Getirdim. Kim istedi? Abi bir tane oldu. Eğer bunu izliyorsan ki izleyeceğine eminim, lütfen aşağıya yaz. Snapchat'ten yazan bendim diye. Hep yazıyor. Hep Cansu'yu öyle çekiyor. Şimdi burada bir sohbet çekeceğiz. Konuşacağız yani. Evet, konuşacağız. Konumuz... Nereden aklıma geldi şöyle söyleyeyim. Cansu'yu Twitter'dan takip ediyorsanız eğer. Cansu Twitter'da sürekli en yakın kız arkadaşı olmayışımdan yakınıyor. Bahsettim, evet. Millet hayatının aşkını arar. İşte ben arkadaş arıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Ben ona üzüldüm. Ve düşündüm ki aslında kız arkadaş ilişkileri oldukça komplike bir durum. Ve benim de hayatım boyunca böyle bir cebelleştiğim durum. Konu. Evet. Şimdi bu konuyu masaya yatıracağız. Yatıracağız. Her şeyi dökeceğiz şimdi. Aynen. Evet. Şimdi başlıyorum. İlkokuldan başlayalım. Benim İtalya diye bir arkadaşım vardı çocukluğumda. O kadar iyi arkadaştık ki benim zaten hayatım başlangıcında erkek arkadaşım. Evet. Erkek arkadaşım ama tabii ben cinsiyet görmüyorum yani çocuk olduğum için en yakın arkadaşım. Mesela onun kardeşi vardı Melike falan. Biz hep böyle bilgisayar oynardık onunla birlikte oyun oynardık. Jazz Jack Rabbit diye bir oyun var. İkili tavşan oyunu. Bilenler aşağı yazarlar. Sen 5 yaşında bilgisayar mı kullanıyordun? Onun vardı. Bizim yoktu evde. Onda oynuyordum. Ben çok geç oldu etmiştim. Evet bizim de. Sonra anaokulunda Tuğçe ile arkadaş olduk. Annelerimiz arkadaş olduk. Hep gidip geldikleri için birbirlerine onunla arkadaş olduk. Tuğçe beni izliyorsa. Şimdi Tuğçe'yle yine çok yakın arkadaşım ama tabii bir şey var, araya bir şey girdi, görüşemiyoruz. Yani kötü değilim hiçbiriyle. Evet ama hiçbir... Aram kötü olmuyor ama bir tutunamamazlık, bir bağlam ama sorunu şey var. Ama şey çok zor. Yani bir arkadaşlığı sürdürebilmek ve ilişkiyi yani sevgili ilişkisini sürdürmekten daha zor bence. Daha zor. Ya bilmiyorum. Gerçekten emek istiyor. Aslında yani. Beklenti yok arkadaştan çok. Yani mesela sevgiliden beklenti oluyor. Ama ikisinden de olmaması lazım. Niye böyle yapmadı falan. Aslında olmaması lazım ama illaki bana niye falan. Ya beklentiler falan. Zaten her şeyi kötü yapıyor. Aynen. Evet. Ben o tamamen o kafadayım artık. Hiçbir şey beklemem. Hep beni konuşuruz sen de ama ilkokulda. Benim bu arada senden farklı kız arkadaşlarım vardı. Benim erkek arkadaşlarım yoktu yani. Benim erkek arkadaşım yok. Onun da sorunu bu. Ben çünkü böyle bayağı Barbie bebek la falan yapıyordum ay yani. Ay ben hiç öyle değilim. Demek ki çocukluktan geliyor. Belki onunla acayipisi vardır. Ben arabalarla falan ama senin ilk arkadaşın erkekmiş belki onun da. Olabilir. Ayakkabı. Yakın arkadaş olduğum bir kız arkadaşım vardı. İki tane vardı hatta. Sonra onlarla biz uzun süre devam ettik arkadaşlarım. Sonra ama ilkokulda tabii MSN yok, Facebook yok. Yok evet. Kopuyorsun sosyal yani. Medya yoktu. Kopuyorsun. Sonra ilkokulda... ben ilkokulda işte ilkokula geçince Tuğçe ile hep devam etti. Annelerimiz arkadaş olduğu için işte hep görüşüyorduk. Olmaydım yani genelde ama Yiğitalp de vardı. O zaman böyle bir şey olayı vardı işte. Cansu şeyi seviyor falan. Ay. Böyle kim vardı ya? İlkokul 1, 2, 3... Yani yalnız mıydın? Yalnız ben hiç yalnız değildim işte. Ben çok popüler ya. Popüler demeyeyim de. Mesela sokak mahallede oynanacak ya. Ben gelmem lazım benim. Yoksa oynamazlar. Beklerler. Hold up. İlkokulda 3. sınıf arkadaşım oldu yani benim 3. sınıfta. Sonra çok yakın bir arkadaşım vardı. Uzun sürede yakın arkadaş olduk. Okul bittik liseye başlayana kadar. Kız arkadaşım. Yani bir numaralı best friend kategorisine gelen bir kız vardı. Hatta 5-6-7. Sınıfta da böyle bir şey oluşturdum ilkokulda. Kız grubu. He. Ve isim koyardık. Tabii bizde de dur ortaokula geliyoruz şimdi. Ha, evet. Tabii biz ilkokulda bizim bir Spice Girls grubumuz vardı. Evet, bahçede evet. Dans ediyorduk. Herkes bizi konuşuyordu. Daha sonra Shakira geldi. Hatırlıyorsun o zamanları. Evet. Bizde daha şey vardı. Pompon kızılığı vardı. Çilleri. Aynen. Ve böyle yani pompon kız üniforma giymiyorduk ama bir pompon grubuna, kız grubuna girme olayı vardı ve ben asla atletik bir insan olmadım hayatım boyunca. En şeyi beceremezdim. Hiçbir zıplama atlama asla beceremem. Aşırı imrenirdim onlara da. Sonra büyüdükçe kız grupları oluştu ve ergenliğe girdik. Aynen. Ve o zaman iş çığırından çıktı. Evet. Ya ortaokulu geçelim mesela. Şimdi tabii ki de sınıfta kızlar falan var. Ama böyle bir değişken de hep. Niye bilmiyorum hani kalıcı olmadı. Böyle hani best friend olmadı yani. Hep böyle grup bir şey. Grup muydu peki yani? Yo tek kişi. Mesela onunla, bir ara onunla takılıyorum mesela. Bir sene mi? Evet bir sene mesela onunla çok iyiyim. Sonra bir sene Naz'la çok iyiyim mesela. Bir sene öyle. Ama kavga manga etmiyorsun. Hayır kavga falan etmiyoruz ama bir kopuk oluyor sonra. Ama mesela erkeklerle hiç olmuyor kopukluk. Hala da işte evet. Oğuzhan, Çağrı, Ufuk. Onlarla biz ortaokulda
okulda tanıştık. Furkan ve şu an gerçekten hiç ayrılmadık onlarla. Çok garip. Çok ekstra. Evet yani tabii ki de adamına göre de yani. Evet. Yani şehir değiştirmene rağmen tabii evet. Aynen. Bu çok nadir bulunan şey. Aynen öyle. Garip o. Ama kızlar öyle bir şey olmadı. Çünkü kızlarda bir şey var. Ya işte ya bilmiyorum, benim gibi. Ama sen biri... hiç bir şey de yaşamamışsın o zaman. Bir kız kazığı yememişsin. Yedim dur anlatacağım onları. Tamam. Yemez çünkü miyim? Benim 6-7-8. Sınıftaki bu Mean Girls grupları yani ciddi Mean Girls grupları hep böyle bir kız, o kız kaşar. How do I even begin to explain Regina George? O kız şu, onunla evet, şuna yapıyor, onun çıkma teklifini kabul etmiş bilmem ne filan. O işte eteği çok kısa filan bu tarz aynen. Şeyler vardı. Saçı boya falan. Aynen. Kim saçını boyatıyorsa o yaşta yani yalan. O kaşını zaman. Aldırmış aynen. Falan o vardı belki. Ondan sonra ve o yüzden sürekli böyle bir atıyorum bir gün okula gitmezdim. Ertesi gün arka hakkımda bir dedikodu çıkmış olurdu mesela. Aa. Böyle bir acayip fenerdi ya. Sonra işte o gruplar herkes liseye girince dağıldı tabi. Ve böyle bir olgunlaştık hepimiz. Sonra artık hani herkes birbirine böyle bir eski şeylerim için özür dilerim tribüne girdi yani. Ne güzel, iyi. Şu an hepsi de iyiyim yani. Yani görsem sarılırım ama o zamanlar birbirimizin... Ama işte yani yine de o arkadaş değil bahsettiğim. Aynen, kız değil, arkadaş, hala evet. Arkadaş değil. Benim ilkokulda bir arkadaşım vardı. Liyana hala çok yakın arkadaşım. Kesin izliyordur. Selam Liyana. Çok yakın arkadaşım ama sonra lisede o kendine başka yakın arkadaşlar buldu. Evet, öyle olabiliyor. Onu ben anlayabiliyorum. Ama benim bahsettiğim o değil mesela. Oğuzhanlar da bir sürü kişiyle tanıştı ama biz ayrıyız yani mesela. Evet. Öyle bir olgu var. Evet. Ama kızlarla böyle olamadı. Evet. Kızlarla böyle ne haber ya? Saçını mı kestirdin? Çok yakışmış. Bir bilemiyoruz. Bir garip geliyorlar evet. Buluşunca. Aynen çok düşünün, doğru. Düşünün biz seninle buluşuyoruz şey alıyoruz. Ne haberdin? Ay çok uzun zaman oldu ya. Evet. Çok iyi gidiyor kalalım. Vallahi bayılıyorum. Kanalım mükemmel. Çok ilerledim. Böyle olduğumuz da olmuyor işte. Olmaz işte. Evet, olmuyor. Lise. Lise. Ama sen İstanbul'daydın hepsinde. Ben hep İstanbul. Evet. Ben şehir değiştirdim. Ve benim için bu arkadaş gruplarım hep herkes birazını tanıyordu. İnsanlarla tanışıyorum ama o onu tanıyor. Hep böyle bir yepyeni bir çevreye çok pek girmedim. Lisede belki biraz daha alternatif bir çevreye girdim. Okul Taksim'deydi. Daha böyle bir işte sigara içiyorlar falan böyle bir moduna girdim hazırlıktayken. Ama sonra da bir alıştım ona da ve değişik bir ortama girdim. Ama gene de şehir değiştirmiş kadar aynen, bir şey olmuyor. Tabii. Ben şehir değiştirdim. Ben bir geldim İstanbul'a. Yani zaten gelip gidiyordum da çevrem yoktu yani. Bir geldim ben diyorum arkadaşlarımı nasıl bırakıp gideceğim falan filan evet, hani. Düzenim bozulacak çünkü bir Marmaris'te 3 tane lise var. Benim de şansıma işte iyi arkadaşlarım oldu orada. Özlemler falan vardı. Mali hala da çok yakın arkadaşım. En yakın arkadaşlarım biri. Mali diyorum gene bak erkek. Evet. Okulun ilk günü tanıştım. Özlem'le de görüşüyorum hala tabii. Ama bak o BFF niye oldu yok. Acaba? Hala yok. Çünkü hala şey yaş yani. 26'ya basacak. Ama hala da büyük bir bana şunu yaptı o yüzden kızlara güvenim gitti diye bir şey yok. Öyle yani. Bir şey yok ama böyle kızlara bir güvenmiyorum. Mesela ben sana çok güveniyorum. Ya. Ama neden? Çünkü ama hayır. Hayır bak ben sana anlatamıyorum bak bu derdimi. Ben sana çok güveniyorum ama ben senin de bana çok güvenmeni beklerim ve senin de en yakın arkadaşın ben olacağım. Yani Cansu ve Ece mesela anladın mı? Ben onu istiyorum. Mesela tabii ki de çok yakın arkadaşlarım var. Ama hepsi bu zamana kadar zaten bir en yakın arkadaşla geliyor. Şeyinde. Evet paket doğasında olarak doğasında paket geliyor. Olarak geliyor. Şimdi diyorum ki o zaman biz en yakın arkadaş olmamış oluyoruz. Çünkü %100. Senin zaten var. Senin evet. Geçmişinden gelen biri var. Doğru. 8-9 yıllık arkadaşı var şimdi. Evet. Ben gelmişim. Hani tamam o da beni mesela Duygu ile Büşra'dan bahsedeyim herkesin çok merak ettiği bu tweet'i atınca şey dediler ama Duygu değil mi? Falan. Duygu tabii ki de en yakın arkadaşım yani kız olarak ama onun Büşra'sı var diyeyim ama Büşra'yla da çok yakın arkadaşım yani onların ikisi benim en yakın arkadaşım diyeyim evet, ama evet. Onlar zaten aralarında bir 8-9 yıllık geçmişleri var mesela onlar bir şeyden bahsediyorlar ve gülmekten ölüyorlar tamam. Anladın mı o olay hani evet. Onlar bir bakıyor böyle. O zamanla olan evet, şey. Evet o zamanla olan şey. Şu an mesela bize de olmaya başlıyor. Evet. Bir sürü ihtimal olmuş ve hiçbiri olmamış. O garip geliyor. Evet bana. Bilmiyorum. Yani mesela Marmaris'te en yakın arkadaşım olamadı. Çünkü ben bir gidiyorum geliyorum. Başka bir şeyle tabii ki de beni mi bekleyecek? Yani. Bir kopukluk oldu. Tabii. Tamam onu anlayabiliyorum. Oradaki Oğuzhan, Ufuk, Çağrı. Onlar öyle değillerdi yani. BFF'im olmuş olmamış aynen. Umurlarında onlar değil. Için. Grup. Aynen benim erkek arkadaşım da aynı şey söylüyor bana. Hep soruyorum işte. İzliyorlarsa sana hani en yakının hangisi bir gruplar çünkü. Yani düşünmedim. Hepsi yani. Evet. Aynen onlara seçemezler yani. Evet. Onun dışında bak yine en yakın arkadaşım lisede çok yakın en yakın arkadaşım dediğim biri oldu. Hı.
onunla da sonra bir kavga ettik onunla. He, tamam öyle bir olay var. Evet, kavga tamam. ettik. Mesela ben hiçbir kız arkadaşımla bir erkek yüzünden kavga etmedim. Ben de etmedim öyle hani şey bir olmuyor. Erkek meselesi olur ya bundan araları açılır işte sen benim sevgilimden hoşlandın falan. O zaten çok güzel oluyor. O çok kırıcı bir şey. Ben neden kavga ettim? Ya şu an hala da yakın arkadaşım da deli bir kız yani şu an izliyorsa. Yine üniversitede ayrı okullarda olduğumuz için koptuk büyük ihtimalle. Ben gerçekten deli bir kız. Bu ilkokuldaki arkadaşlarımdan bir tanesiyle yakın arkadaşlarımdan farklılaştık ve ben böyle artık kafalarımız uyuşmuyor ve böyle ayrıldık resmen evet. değil mi? Ayrılık konuşması falan olabilir. Oldu. Aa, oha ayrılık konuşması. Garip yani. Ne konuştunuz ya? Yani işte. İşte sen ben artık ayrıldım sen de, biraz galiba bilmiyorum. Sen artık beni anlayamıyorsun. Yani evet. Sen artık kendi yoluna git. Falan. Şöyle oldu ben artık eskisi kadar eğlenemiyorum seninle. Yani kafalar değişti ya. Benim en yakın arkadaşlarım hep böyle şey oluyor. Biriyle tanışıyorum. Oha bu çok iyi. Çünkü hani gelmedi ya geçmişten. Sürekli hani diyorum ki oha süper buna yakın arkadaş olacağım falan diyorum. Hani öyle şey. Ama şimdi şöyle. Lisede kader beni anaokulundan, yuvadan bir kızla karşılaştırdı. Aa. Anaokulunda adı Beyza. Beyza'yı sanmışımdır sana. Evet. Beyza ile biz aynı yuvadaydık ama arkadaş değildik. O böyle aşırı tek başına takılan böyle bayağı edip bitirdi. Ve ama onu hatırladım görünce çünkü tipi aynı ve böyle yani çok belli. Böyle değişik bir tip zaten. Böyle yanına gittim okulun ilk günü. Beyza kız böyle efendim? Ve aşırı güzelleşmiş yani böyle bomba bir kız olmuş. Bütün lise böyle yeni hazırlıklara gelen kızı gördüğümde Beyza falan olmuş halde. Böyle ben merhaba kimseyi tanımıyorsun. Merhaba Beyza ben Ece Hasan'a mı yuvada falan böyle sahip o kızı. Haa öyle hatırlamıyordu büyük ihtimalle. Sonra ama konuşarak arkadaş olduk. Ve lise hayatımız boyunca ilişkimiz böyle. Böyle ve drama üzerine ayrılık senden nefret ediyorum cadı falan. Öyleden sonra ama şu anda yani lise sonunda bir son şeyimiz oldu. Ayrılığımız birkaç ay konuşmadık. Ondan sonra asla kimse biz aramızda hiç kimse giremez hale geldi. Çünkü böyle hani biz onu atlattık. Başkaları yüzünden oldu bu. Aramızda birileri girdi. Başkaları laflarına inandık falan filan. Şu an böyle asla kanımı canımı kestiler Beyza bana şey yapmıştı falan yani. Öyle. İyi bari ama lisede öyle şeyler oluyor ya. Gelirler gitler. Yani. Gel git. Lisede de kız grup değildik, karışık bir gruptuk. Kız erkek karışık ve erkekler hiç karıştırmıştık. Ha, vay be. İşte ben erkeklerle arkadaş olma sebebim böyle şeyleri yok diye. İşte baba. Bilmiyorum benimkine öyle denk geldi. Sana öyle denk gelmiş. Bana ben... Hiç umurlarında değil. Sırf böyle destek hani. Hep böyle hal hatır sorma. Öylelerdi yani. Bizim lise çok küçüktü. O yüzden sıkıntıdan bile birbirine sarıyordu. Anladım. Bir de şey disiplinli bir liseydi yani. Böyle fenalıklar geliyordu herkese büyük ihtimalle. Ondan sonra ne oldu? Lisedekiler devam etti bu arada. Ama herkesle çok iyiydim lisede yani. Aşırı eğleniyorduk falan. Ama böyle bir iki tek tük yakın arkadaşlarım vardı. Onlar üniversitede devam etti. Hani hiçbirinle kopmadık bu arada. Hala görüşüyorum. Ne oldu? Üniversitede gerçekten ilk ilişkilerim falan üniversitede yaşamaya başladım bu arada. Yani ciddi ilişkileri böyle. Lisede de vardı. O çok ciddi bir şey değil. Ondan sonra böyle sevgilin olduğu zaman arkadaşlarından kopan bir insan değilim. Yani hala değilim. Hep böyle birbirine entegre yani etmeye çalışıyorum yani. Ay işte yok ben onunla buluşacağım diye arkadaşımı satmam. Hatta ben arkadaşımla buluşup sevgilimi satarım. Yani hep öyle olmuştur yani. Ne oldu? Üniversitede yani oldu Hande oldu tamam mı? Hande mesela biz son 2 sene yakınlaştık Hande'yle. 3 ve 4, 2, 3, 4 falan. Çok eğlenceli, aşırı komik bir kız falan filan. Yani hala en yakın arkadaşım diyebilirim Hande için. O da benim için öyle dediği için bu sayılır. Ha, çünkü... Tamam okey bulmuşsun işte. Ama dur. Dur anlatacağım. Hande. Hande. Seni Beyza yani. Tamam. Evet. Ama anladık. Evet değil mi? Benim Beyza. Tamam. Kesin Beyza. Şimdi ben Hande ile bu kız dedim yani. Benim en yakın arkadaşım bu kız. Çünkü biz hiç kopmuyoruz. Okuldayız, derslerimiz birlikte geçtik. Her şeyimiz birlikte göğüs geldik falan böyle. Artık geleceğimizi bile birlikte planlıyorduk falan böyle. Sonra Hande yani çok iyi bir kız. Aşırı seviyorum falan filan. Ama böyle mesela artık okuldan mezun olduk. İşler ayrıldı falan. Evet. Ben bu arada akademisyen okulda kalacaktım ya. O zamanlar falan da sürekli birlikteyiz. O da okulda falan. O da diyordu yani en yakın arkadaşım. En yakın arkadaşlık kuralları benim için. Onun da en yakın arkadaşı. Uymuştu. Ben olmam. Uymuştu. Onun da şöyle bir sorunu var. Okulda görüyorsa beni dışarıda çok buluşmuyor. Manyakça değil mi? Çok fazla haber olmayalım mı? Hayır o değil. Üşeniyor gibi bir şey diye bilmiyorum. Çözemedim hala. Yine bak geçen günden yine trip attım mesela ona.
Dedim ki neden hiç arayıp sormuyorsun dedim. Ay işte toplantılar arayıp sormak falan işte, falan evet, dedi. Kesinlikle zaman ayırmam. Ya bu nasıl? Evet. Bu bir şey değil yani benim için. Yani bu tam bir şey gibi işte kitap okumak için zaman yaratıyor. Evet. Evet. Ya. İhtiyaç. Ben ihtiyaç duyuyorum ya. Arkadaşımla buluşmam lazım. Aynen. Benim görüşmem lazım. İşte onu diyorum. Emek gerekiyor. Evet. O yüzden sanırım o da olmadı. Şey düşünüyorum. Ben üniversite yurt dışına gittim. Ve Beyza ile hala arkadaştık. Evet. O mesela bizi ayırmadı. Üniversitede de bir sürü arkadaşım oldu. Daha yakın arkadaşlarım oldu ama hiç üzere best friend moduna girmedi. Ama bizim lisede ben, Beyza, Elif'tik. Şu an Elif de çok 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 yakın. Üçümüz yani iyiyiz. Ama Elif Londra'da yaşıyor. O yüzden hani 7-24 konuştuğum bir şey olduğum insan Beyza. Şimdi Elif bozulmaz inşallah. Ama şey çok zor yani. Üç kız arkadaş olmak da zor. Evet. Zor. Ha, hep böyle iki tane daha yakın olur. Evet evet. Mesela bizde şu an Duygu Büşra tabii ki. Anladın mı? Evet. Ama beni asla dışladıklarından değil. Aynen. Ama onlara değil. Evet. Yani onlar bir kardeş yani orada. Evet. Sen. Ama sizinki sen zaten sonradan eklenmişsin. Evet zaten ben daha onlara. Bizimki evet. Biz üçümüz beraber doğduk yani. Evet. O güzel. Kaçırdığımız bir şey yok. Biz aynı anda arkadaş olduk. Belki ben Elif'le bir tanışmıştım ama arkadaşlığımız üçümüz aynı anda başladı. Ve hani böyle şey olurdu böyle. Atıyorum bir zamanlar aa siz buluştunuz mu? Bana niye haber verdiniz? İşte ya da biz evet öyle şeyler verdik. Olabilir tabii. Öyle şeyler oluyordu. Şimdi olmuyor artık büyüdük. Tabii ki de asla şey yapmam ya. Hani haber vermeden. Çünkü mesela Duygular asla öyle bir şey yapmıyorlar. Hep haber verirler yani. Bir de Duygu'yla Büşra şöyle. Yani tabii Taylan, Tulu onlar. Yani hep biz birlikte görüşüyoruz. Evet. Hani birimiz eksik herkes olunca olmuyor gibi oluyor. Böyle bir şey olmuyor. Var. Konuşuyorsun var. Tabii ki. Hani bu genel arkadaş grubun var ve artık hani herkesten beklenti olmasın da. Ne olduklarını biliyorsun yani. Evet, işlerini, aynen. Her şeylerini çok biliyorsun. Çok iyi tanıyorsun, evet. Ama şimdi sürekli yeni insanla tanışıyorsun. Bir yaştan sonra biriyle yakın olmak zor. Zor. Evet, o yüzden mesela ben de şaşırıyorum. Ben de bizim yakın olmamızı çok şaşırıyorum. Evet. Çünkü hani yaşımız büyüdü ve aynı frekansta olmamız yani çünkü karakterler falan oturuyor. Evet. Aynı zor. Zor aynen. Ama işte böyle şeyler olabiliyor. Aynen öyle. Aynen. Bazen biriyle buluşuyorum. Kız çok iyi bir kız. Tam benim tarzım. Aynı şeyleri yapıyoruz, aynı yerde gidiyoruz ama bir şey var evet. Yani, akmıyor bence. Akmıyor. Ben mesela 1-2 saat durup da böyle falan olduğum insanlar oluyor yani. Ama neden de onu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Anlatabileceğim bir şey gibi değil. Evet. Evet. Ama böyle bence bu yaştan sonra en yakın arkadaş gibi bir şey olmaz ya. Ben geçen gün şey diyordum Cansu'ya. Birinin de eski kızı, en yakın kız arkadaşına ayrılması lazım. Evet, aynen öyle. Sonra. Senin olman lazım. Evet. Hani böyle 7-24 konuştuğum biri gibi düşün. Evet, aynen. Yani biz, yani şu an en yakın arkadaşım Duygular ya, gerçekten evet. Öyle. Yani çok onlarla çok evet. İçindesin. Aynen, kız arkadaşlarım onlar. Bir de erkek arkadaşın olduğu zaman erkek arkadaşının arkadaşlarıyla arkadaş olma durumu evet. Var. Gerçekten ya onlarla da tutmayabilir frekansın. Benim şansa tuttu Allah'ım şükür. Benim en yakın kız arkadaşlarım kuzenlerim yani. Kesinlikle. Onlar da aile olduğu için saymayayım dedim evet. Ama en yakın kız arkadaşlarım onlar mesela. Ya ben de böyle çok arkadaşım var. Ama işte evet, o. Evet evet. Anladın şey. Mı? Beyza ve Ece. Evet. Evet. Beyza ile Ece. Le Cansu'yla mesela Cansu'yla Hande. Üniversitedekiler bunu böyle bilir. Evet. Lisedekiler başka Cansu'yla şu diye bilir. Ama bu hep şu an mesela Cansu'yla Duygu diyebilirler. Anladın mı? Evet. Hani evet. Öyle bir şey var. Ama şu an sosyal medyada Cansu'yla Duygu hakikaten. Öyle mi görünüyor sence? Ya Büşra'yı bilmeyen bir tabii Büşra'yı evet. Ama gerçekten var ya yani bilmiyorum benim en yakın arkadaşım olsa bir kız gelse dışarıdan ben onu bir dışlayabilirdim. Evet. Onlar beni hiç dışlamadılar hiç. Biz Beyza'yla şu ilişkimizi şöyle kıskanıyoruz birbirimize. Yeni bir evet var. Evet aynısını Hande çok yapardı. Hande çok yapar Hande var ya çok yapardı. Ne olsun en yakın arkadaşın o mu? Ben Büşra'nın yerinde olsam belki Duygu'ya şey derdim. Ben de yapardım. Evet, o kızlasın ha. Açıkçası. Video falan çek. Hiç öyle bir kız değil ya. Bravo. Hiç. Beyza şu an mesela beni görüyor şey diyor. Ya nasılsa ben vururum. Aynen. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bir daha bir şey olmaz. Ama şey yapar bak kesin biliyorum. Açıkçası. Yapar ya. Benle alak çekmedin falan der. Olabilir. Konuşturmadın beni insanlarla ben diyecek biliyorum. Bu konu aslında altını çizmek istediğim bir şey. Alt metni var bu konunun aslında. Yani evet. Kadınların artık yani diyeyim. Birbirlerine karşı böyle bir... Ya kadınların düşmanı kadınlar. Evet. Gerçekten öyle. Bu beni çok üzüyor. Var yani. Evet. Ben hiç bana bir erkek mesela erkeğin yazdığı yorum çok komik oluyor yani. Aynen. Asla
Hiç kadınların baktığı gibi bakmıyor tabii o. Aynen, o yüzden öyle. Belki de benim en yani arkadaşım. Yani birbirimizi yukarı çekmek ve desteklemek yerine hep bir aşağı çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bence kıskançlık olayı olabiliyor. Neden? İstemesen de olabiliyor neden? Yani. Neden? Neyin savaşını verir? Hani niye birbirimizden daha iyi ya da daha şey? Yani hepimiz farklı güzeliz. Bir kız mesela sokakta yürüyorsun, sana şöyle bakmıyor mu? Evet. İşte aynen. Ayağına ne giymiş? İşte ben direkt böyle oluyorum. Ayağına ne giymiş? Saatin ne? İşte çantasına evet. Bak falan. Evet. Yani ben de bakıyorum mesela. Ben işte bunu son zamanlarda şöyle dikkat etmeye çalışıyorum. Buna bir kıza böyle bakıyorsam gerçekten gülümseyerek bakmaya çalışıyorum. Evet, evet. O çok önemli işte. Şöyle değil de. Aynen. Ay hani o nereden almış? Gelirsem, ay hiç yakışmamış paçoza tarzı değil de. Kıza öyle baktığın zaman bir ona kötü bir enerji vermiş olsun. İki kendine de kötü enerji vermiş olsun. Evet. Ya ben nefret olayını anlayamıyorum. Aynen. Ama. Neden? Yani nefret. Aynen. Ya da mesela ben buraya çıkıp ne bileyim bir ırkçılık yapsam, bir ayrımcılık yapsam benden nefret etmeleri evet. Normal ya da onların görüşlerini. Evet. Ama hani öyle bir şey olmadan nefret etmeleri çok garip. Bana evet. Yani yorumlar geliyor nefret yorumları çok olmasa da. Evet. İşte, o çok işte paçozsun, varoşsun, ne bileyim. Hani neden bir şeysin. Kendi gününden böyle bir vakit bir kadınlar kadınlara yapıyor bunu genelde. Bunu erkekler yaptığını çok nadir. Evet erkekler yani. Yapmıyor. Ve hani niye günün kendi vaktini ayırıp birine kötü bir şey söylemeye zaman ayırırsın? Evet. Sen yani. Çekindin ondan çok başlamadan çekindim. Önce. Evet. Çok çekindim. Biz Ece ile önceden tanıştık. Yani kanalı yoktu o zaman. O bir çekindi mesela ben ona böyle şey verdim. Evet, hani sen nasıl bir enerji verirsen bence dönüşü de öyle olur aynen. Dedim. Ama tabii ki de her şey planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Biz bin türlü insan var. Evet hani herkes izliyor olabilir. Aynen. Şunu da istiyorum yani bence kadınların desteklenmesi, gözükmesi gerekiyor. Yani çok her asır o kadar bastırılmış ki kadınlar. Evet. Hani işte hiçbir şey yapmaya motivasyonun kalmıyor bir süre sonra. Çünkü kadınlar seni aşağı çekiyor. O yüzden hani bu YouTube'dan bahsediyor. Ya benim de mesela şey. Canımı çok sıkan oluyor yani. Hakikaten üzüldüğüm oluyor. Takılıyor evet, çok kafama. Bir de mesela çok yalan yanlış şeyler oluyor. Evet. Hani çok haksızlık yapılıyor ama çıkıp açıklama yapamıyorsun. Ki ben açıklamaya da inanmıyorum. Bir insan bir şeye inanmak istiyorsa sen ne dersen de ona evet. İnanacak. Mesela biri sevgilisinden ayrılıyor. Sonra sen mesela bir arkadaşınla bir şey koyuyorsun. Yani bu benim arkadaşlarım başına geldiği için söylüyorum. Hı-hı. Görüyorum yani hani aşağı yorum yazıyorlar işte. Ne? Sen o çocuğa yaptın, aldattın onu bununla falan. Yani böyle yazıyor. Tamamen öyle bir şey yok mesela. Çok kırıldı. Hani bu konular bir de ince ben ya. Aşırı kırıcı evet. Mesela bana şey yazıyorlar ya. İşte Koray'la Uludağ gittin falan filan ya. Ağzımı bırakıp Koray'a gittin bu kadar çabuk sürede. Nasıl böyle bir şey yaparsın falan hani. Hiç öncesini izlememiş mesela, bilmiyor. Bir şey bilmeden varsaymak evet. Ve bunu ve yargılamak. İnanmak, evet. Buna bayağı inanmak. Hani kendi aranda dedikodusunu yaparsın, ha öyleymiş, böyleymiş. Okey, bunu herkes yapıyor ama başkasını etkileyecek şekilde yapmaya desteklemiyorum. Yani tamam. Kötü bir şey arkadaşlar ya. Kamu spotu da burada bitirin böyle. O kız arkadaşlık, o bir tam olmak. Çok İnşallah sizde vardır, evet. Çok nadir bulunan, onun değerini bilin yani. Aynen öyle. Ve çevrenizdeki kadınlara da destek olun. Saygılı olun. Birbirinizi aşağı çekmeye çalışmayın, yukarı çıkarmaya çalışın. Bizim birbirimizden başka da kimsemiz yani. Yok. Yok evet. Yani işte bize destek olmuyor zaten. Bizimize destek olacağız ki. I just wish we could all get along like we used to in middle school. I wish that I could bake a cake made out of rainbows and smiles and we'd all eat be happy. She doesn't even go here. Bu büyük ihtimalle bir kanala koyduğum en uzun video evet. Olacak. Videoyu beğendiyseniz, eğlendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Cansu'nun kanalındaki fırça challenge videosunu da izleyin. O da çok komik oldu. Abone olursanız süper olur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye. Give them a little